Hadi bakalım çocuklar, herkes geçsin yerine. Evet, herkes hazır mı? Evet. Herkes hazırsa başlıyorum o zaman. Bir varmış, bir yokmuş. Bir ormanda küçük bir serçe kuşu annesiyle ağaçta kovuğundaki sade yuvalarında yaşıyormuş. Yavru serçe heyecanla kanat çırpmış. Orada en tepede kendime güzel bir yuva bulacağım. Odama arkadaşım serçenin yuvasındaki gibi yumuşacık bir yatak, bıldırcının odasındaki gibi güzel renkli perdeler koyacağım demiş. Anne serçe düşünmüş. Yavru serçeye onun sevebileceği bir oda yapmaya karar vermiş. Önce ağaçta ona bir oda açmak için ağaç kakandan yardım istemişler. Yavru serçeyi çok seven ağaç kakan hemen kabul etmiş. Ve yavru için ağaçta güzel bir oda oymuşlar. Genç kuşla serçe dağın tepesine varmışlar. Bak demiş genç kuş. Burası benim evim. Minik serçe etrafına bakmış. Burası hiç de umduğu gibi değilmiş. Ne ormanın en yumuşak tüylü koyunundan bir yatak, ne rengarenk perdesi, ne de sallanan sandalyesi varmış. En önemlisi de küçük serçe annesini ve dostlarını çok özlemiş. Dağın tepesinden aşağıda kalan evine ve annesine doğru bakmış ama hiçbir şeyi görememiş. Oracıkta ağlamaya başlamış. Ve masal burada bitti. Ekberim, bu masal çok güzelmiş. Bize tekrar okuyabilir misiniz? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir.